Partimizin çok değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, bugün Demokrat Parti'nin yerel seçimlere hazırlık konulu toplantıda katılımından dolayı teşkilatımız adına hepinize hoş geldiniz. Her ne kadar Türkiye'nin Demokrat Parti ile beraber diğer siyasi partiler, Kürt partileri de olsa siyasi partilerle siyasi konuşurken ama Türkiye'nin en büyük eksikliği bugün çektiği ızdırapların, vatandaşın çektiği ızdırapların en büyüğü ekonomik bir darboğazda olması Türkiye'nin. Türkiye 2013 Eylül ayındayız. 2014 ve 2015 yılları arasında 2 yıl içinde 3 tane büyük seçim geçecek. Ha, Demokrat Parti bu seçimde hazır mı? Hazır. Ama Türkiye hazır mı? Bence Türkiye bu seçimlere hazır değil. Şimdi Türkiye Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlere odaklanmış vaziyette. İstanbul'da 2 tane güçlü siyasi parti kendi adaylarını çıkartacak. Diğer siyasi partiler bilgileri gözlemleyerek kendi hüviyetinde kendi öz evlatlarıyla beraber sandıkta daha fazla oy almak için bir siyasi arenada rakipleriyle çarpışacak. Tabii bu siyaset tamamen bir kadro meselesi. Geçmişte bu kadrolar Demokrat Parti'de vardı. Doğru Yol Partisi vardı. Anavatan Partisi'nde. Bugün yine Demokrat Parti'de var. Bugün tek eksiğimiz olan bir çalışma. Ama ne çalışması? Bu sadece siyasi çalışma değil. Yani Türkiye öyle bir noktaya geldi ki üretemeyen bir ekonomiyle beraber karşı karşıyayız. Türkiye ne yapıyor? Dışarıdan çok sıcak paralar getirerek Türk ekonomisini kalkındırmaya çalışıyor. Şimdi elimde Dünya Gazetesi'nin bir haberi var. Diyor ki çamaşır suyuyla maalesef ithal ediyoruz. Bunu kim diyor? TUSKO'nun başkanı Rıza Meral diyor. Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konferansı'nın başkanı diyor. Yani biz çamaşır suyuyla maalesef ithal ediyoruz diyor. Yani Türkiye çamaşır suyunu ithal ederse Türkiye çiftçisi tarlasındaki samanı fiyatı 20 kuruşa düşer. Tarlada samanı kalırsa biz Bulgaristan'dan saman ithal edersek Türk ekonomisi, Türk çiftçisi, özellikle Türkiye'nin ana omurgasını oluşturan KOBİ'ler dediğimiz küçük esnaf yerinde sayacak. Ne diyor Umut Orhan Bey? İthalatla terbiyeli üreticiler yok olacak diyor. Önümüzde ne var? Önümüzde bir Kurban Bayramı var. Eğer Kurban Bayramı'nda hükümet ithal hayvanla Türk çiftçisini, Türk hayvan yetişicisini terbiye etmeye kalkarsa inanın ekonomi dar boğazdan kurtulamayacak. Şimdi Türkiye'nin en büyük açmazı ekonomik bir çıkmazda olan bir Türkiye'nin açmazı nasıl açacak? Hükümet sadece geçtiğimiz haftalarda burada söylediğimiz gibi yol
ve yeşil alanları özellikle Türkiye'nin şu zamana kadar bizim hava alacağımız, nefes alacağımız, bizim birikimimiz, yani yeşil birikimle bizim geçmişten, dedelerimizden, babalarımızdan kalan yerler, bugün bir baktığımızda AVM'ler, restoranlar ve binalar dikiliyor. Yani bu bizden sonraki neslimize bir yeşil alan bırakamayacağız. Şimdi Türk üretmesi ne olacak? Tabii bir cennet olacak. Yani o zaman bu cari açık olacak, cari açık yapacak. Türkiye'nin yeniden üretmesi lazım. Vatandaşlar için fabrika yapması lazım. Yeniden üretim yapan bir ülke haline gelmesi lazım. Şimdi biz sadece yol yapıyoruz, bina yapıyoruz. Geçmişte ne yapmıştık? Barajlar yapmıştık. Erdemir'i, Petkim'i, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi kadroları yapmıştı. Ne var? Bu kadrolar Türk milletinin bağrından çıkmış, Anadolu toprağını çiğnemiş insanlar. Şimdi Türkiye'nin bunlar, bu çıkan kadrolar Türkiye'nin gerçek ihtiyaçlarını biliyor. Bugün ne var? Türkiye'yi tamamen İstanbul'a mahkum ettiler. İstanbul'u büyüttüler. İstanbul'un üzerinden hem siyaset ve hem ekonomi yapıyoruz. Şimdi Demokrat Parti gerçekten çok köklü bir parti. Yani bu partinin işte demin aramızda Anavatan Parti ilçe başkanımız geldi. Doğru Yol Partisi ilçe başkanı burada. Demokrat Parti'nin il başkanımız da burada. Kadroları burada. Bu kadroların neyse eksik? Biz bir çalışmamız lazım. Bu çalışmalar öncü olarak ilçelerde, ilde ve genel merkezde bu çalışmayı yapacağız. Sokağa çıkacağız ve vatandaşı biz geçmişte yaptıklarımızı anlatacağız. Çünkü nedir? İnsanların şu var. Geçmişte yaptıklarını övünürsün ama referans gösterirsin. Ben yani geleceğine ne yapacağını geçmişte yapacağım referansla beraber hareket edeceksin. Bir de son günlerde özellikle Başbakanımız ayın 30'undan sonra bir paket açıklayacağım diyor. İnşallah Türkiye'nin ileride sıkıntıya sokacak, büyük vebal altında bırakacak, Türk milletini bir vebal altında bırakacak inşallah büyük bir paket olmaz. Biz burada her zaman tek bayrak, tek devlet, tek millet olarak mücadele etmiş Demokrat Parti mensupları. Ben size İstanbul'da yapılacak 3 tane olayla beraber toplantımızın ana gündemini açacağım. Şimdi biz üretemiyoruz ama Türkiye ne diyorlar? Türkiye dünyadaki en büyük ekonomilerden 17. ekonomi. Şimdi elimde istatistik var. Şimdi dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri. Sonra Çin, Japonya, Almanya, Fransa, Brezilya, İngiltere, İtalya, Rusya, Hindistan, Kanada, İspanya, Avustralya, Meksika, Güney Kore, Endonezya, Hollanda, Türkiye. Türkiye'den sonra diğer devlet. Türkiye'nin 890 milyon dolarlık bir ekonomisi var. Amerikan ekonomisi 15 trilyon dolar. Şimdi ondan sonraki gelen ülkeler küçüler geliyor. Biz geçmişte 1980 yılında 90 ve 2000 yıllarda 80 yıllarda özellikle Adalet Partisi, 90'lı yıllarda hem Anavatan Partisi hem Doğru Yol Partisi dönemlerinde Türkiye ekonomisi dünyadaki en büyük ekonomilerden ilk 20'nin içindeydi zaten. Yani geçmişte bu küsürlerden Süleyman Demirel de aynı şeyi söyledi başbakanken, biz dünyanın en büyük 18. ülkesi ekonomik olarak, rahmetli Özal da aynı şeyi söylüyordu, Mesut Yılmaz hükümetinde aynı şeyi söylüyordu, Tansan'ın hükümeti aynı şeydi. Bugün Recep Tayyip Erdoğan başbakanımızın hükümetinde diyor ki biz dünyanın 17. ekonomisiyiz. Ama aramızda çok uçurum fark var arkadaşlar. Yani bizim 2023 yılına dünyanın 10. büyük ekonomimiz olduğu için üretmemiz lazım. Halbuki biz şu anda ithalat ettiğimiz mallarla beraber tüketim bir toplum aldık.
Tamam, şimdi toplantıdayız zaten. Biz şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü köprüyü yapacağız. Üçüncü köprüyü yapacağız. Diyoruz ki biz İstanbul, özellikle İstanbul trafiği özellikle tıkandı. Bu İstanbul trafiğini çözmek için biz üçüncü köprüyü yapacağız. Bakın elimde istatistik size paylaşacağım. Eğer biz üçüncü köprüyü yaparsak, şu anda yani üçüncü köprünün etrafına rant olarak bir şey yapmayacaksak, sadece ulaşım için bir üçüncü köprü yaptığımızda köprünün bizim birinci ve ikinci köprünün trafiğinden geçen ara sayısının %2'ini %3'ünü azaltacak. Demek ki İstanbul trafiğini bu üçüncü köprüyle çözmenin mümkün değil. Neden? Birinci köprü açıldıktan sonra bir yıl sonra Boğaz'ı geçen insan sayısı %4 iken Boğaz'ı geçen ara sayısı %260. İkinci köprü açıldıktan sonra bugüne kadar Boğaz'dan geçen insan sayısı %170 artarken ara sayısı %1180 artmış. Demek ki yani burada bu üçüncü köprüyü yapmakla biz trafiği çözemeyeceğiz. Neler yapılabilir? Yapılabilir. Tabii onları tartışacağız. Yani özellikle bizim toplu taşıma yapmamız lazım. Şu anda toplu taşıma halkımızın %10'unu taşıyor. Diğer bireysel taşımada %63'ünü taşıyor. Üçüncü köprünün hayata geçerse İstanbul trafiğiyle beraber İstanbul'daki insanlar oraya gider mi? Gitmez. Ne yapmak lazım? O zaman bizim oraya üçüncü havalimanı yapmamız lazım. Havalimanı nereye yapacağız? Arnavutköy'e üçüncü havalimanı yapacağız. Niye yapacağız? Çünkü üçüncü köprü güzergahını kullanan insanlara üçüncü köprüden havalimanından yararlansın diye. Şimdi üçüncü havalimanı İstanbul'da 3 tane havalimanı olmayacak. Yani adı 3. havalimanı ne var? Bizim Yeşilköy'de Atatürk Havalimanımız var. Bir de karşıda Sabah Gökçen Havalimanımız var. Biz zaten düzenli kalkınmayla beraber, Türkiye'nin düzenli kalkınmayla biz Anadolu'ya doğru İstanbul'u büyüteceğiz diye geçmiş hükümetler Sabah Gökçen Havalimanı büyüyecek şekilde organize etmişler. Şimdi İstanbul'daki Yeşilköy Havalimanı'nın 2021 yılına kadar şu andaki mevcut şirket anlaşması var. Şimdi 3. havalimanı ne zaman hayata geçireceğiz diyorlar? 2017 yılına kadar. 2017 yılında. Zaten iki tane uzmanlar, özellikle uzmanlar diyor ki İstanbul'daki iki tane yapılacak havalimanı, yani 3. havalimanı Atatürk Havalimanı ile beraber aynı koridoru kullandığından dolayı bir tanesi atıl olarak kalacak. O zaman nereyi kapatacaksın? Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı kapatacaksın. Ne olacak? Kim kapatır orada? Yani adamın zaten 2021 yılına kadar bir anlaşması var. O zaman ne yapacaklar? Yeşilköy'ün oradaki rantın yüksek olduğu yeri imar açacaklar. Havalimanına gidiyorum. Şimdi Arnavutköy 1,5 saatte gidecek insan. Yani buradan oraya gitmek istemeyecek. Veya şeyi kullanmak isteyecek. Sabah Gökçen'i kullanmak isteyecekler. Ne yapıyor? Diyor ki ben yani hükümetin uçuk projelerinden bir tanesi şöyle bir proje çizmişler. Bir Kanal İstanbul projesi yapacaklar. 100 metre genişliğinde, onu da size paylaşmak istiyorum. Kanalın iki ucuna genişliği 150 metre olacak. Yani şu anda orada Sazlıdere Barajı var. Geçen hafta arkadaşlarla gezdik, bu hafta da gidecektik. Tekrar gidemedik oraya. Silahatlarla göstermek istiyorum size. Şu andaki mevcut o Sazlıdere Barajı'nı 150 metre genişletecek. Derinliği 25 metre olacak. Üzerlerine köprü yapacak. İçine bir tane liman koyacak. Küçük çekmeceden de çıkışı yapacak. Ne diyor? Kanal iki ucuna da Manhattan modeli gökdelenlerle kongre merkezleri inşa edecek diyor. Yani demin size göstermiş olduğum resimdeki gibi kanalın sağına soluna binalar yapmayı düşünüyorlar. Yani bu projeleri yaparlarsa İstanbul'u kuzeye doğru taşıyacaklar. Ama bu taşıma
taşıma ne? İstanbul'daki diğer taşıma değil. İstanbul trafiğini kilitleyecekler. İstanbul'un E5 ve A6'daki geçiş güzergahı, sağında solundaki AVM'lerden çıkan insanlar, rezidanslardan çıkan insanlar, apartman dairelerden çıkan insanlar karşıda köprüden geçemeyecek ve diyecek ki burası tıkandı. Evet, 3. köprüsü, 4. köprü yapılsın. Türkiye'nin, özellikle İstanbul'un nefes alacak tek yer, kuzeydeki ormanların tamamı talan edip inşaat haline getirecek. Şimdi inşaat haline getireceğiz derken, inşaat yapılmasına karşı mıyız? Biz inşaat yapılmasına Demokrat Parti olarak karşıyız. Ama neye karşıyız? Şehrin daha fazla büyümesine karşıyız. Şimdi şehri daha fazla büyüttüğümüz zaman ortak alanlarımız, özellikle yeşil olsun, hava olsun, ağaç olsun, bunlar bize yetmeyecek. Şimdi Zeytinburnu ölçeğini de vereyim. Zeytinburnu'da burada çocukluğu burada geçenler var. Zeytinburnu'nda mutlaka hepimiz yani elhamdülillah Müslümanız. Camiye gittiğinizde, cuma günü camiye gittiğinizde hiçbir cami vatandaşı almıyor. Niye almıyor? Camiler apartmanların arasında kaldı. Yani geçmişte camilerin etrafındaki yeşil alanlar imara açıldı. Şimdi bir bakın. Profesör Doktor Tunay Güneş Caddesi'nin yanında sağında solunda iki tane kiptaş büyük binalar yaptı. Bak, birincisi ibadet alanı yok. İkincisi okul alanı yok. Bu çocuklar okula gitmeyecekler mi? Nereye gidecekler? Yani etrafındaki kağıdını yapamayacaklar. Bozkurt'a mı gidecekler? Yani hangi okula gideceklerse bu çocukları nerede okutacaksın? Şimdi ibadet alanı da yok. Aynı noktada Merkez Efendi Kiptaş Merkez Efendi evleri yap. Ve eski bizim karpuz halinin olduğu yer tam yeşil alandı. Bu işler yapılırken tam deprem olmuştu. Bir sene falan geçti. Bizim herhalde bu karpuz halinin olduğu yerde dönüşüm bölgesi yapacak. Yani Zeytinburnu Belediyesi dönüşüm bölgesi yapacak. Buralara inşaatlar yapılacak. Nerede? Sümer'deki, Nurpaşa'daki, Tersi'deki insanları buralara getirecekler. Buralarda alan oluşturacaklar. O bloklarda da taşıma yapacaklar, bir dönüşüm alanı olacaklar. Bir baktık hiç bir şey de yok. Birden satılmış, kimlerin oturduğu, yani bizim Zeytinburnu halkının oturmadığı bir çöl. Yani çölü ben bakıyorum, nerede oturuyorsunuz diyorum. Yani Zeytinburnu'nda bir çöl alakası yok. Tabii ki insanlar gelecek Zeytinburnu'nda oturacak, o ayrı mesele ama Zeytinburnu rantında Zeytinburnu'daki insanlar paylaşmalı. Yani 1940'lı, 50 işte Kazak Türkleri Vakıf Başkanı'nda arkadaşım da burada. 1952 yılında buraya geldi. Rahmetli Menderes hükümetinin imzalı kararnameleri. Biz de Anadolu'dan geldik. 69'da gelen bir arkadaşımızın burada okuduk. Ekonomik olarak belli bir noktaya geldik. Mimar olduk. Sosyal olarak buradayız. Siyaset yapıyoruz. Zeytinburnu'nda bir şey yapmak için ama Zeytinburnu'la ilgili yaptığımız şeyler siyasetin ötesine geçmiyor. Niye? Çünkü siyasi iktidar Zeytinburnu'yla ilgili bir problemi yok. Yani Zeytinburnu halkı ile ilgili bir problemi yok. Yani kafasında inşaatın yapılması var. Şimdi Merkez Efendi'deki yapılan evlerinin ben size samimiyetimle söylüyorum, orada Zeytinburnu'ndaki halkın %10'u dahi oturmuyor. Şimdi orada bir kitle var. Yaklaşık belli bir insan sayısı var. O insanların yaşlı olursa olsun bir öğrencisi olacak. Yani okula giden bir öğrencisi olacak. O öğrenciler için düşünülmüş bir okul alanı yok. Bu insanların ibadet ihtiyaçları karşılık bir ibadet alanı yok. Bu ibadet alanını neye çözdüler? Karşıda Murat Paşa Camisi vardı. Tam yolun karşı tarafında Merkez Efendi oraya giderken. Orada geçmişte Murat Paşa Camisi yapılırken vatandaş sırf, yani geçmişte Anadolu'da böyledir zaten, sırf burada ibadethane yerimiz olsun, camimiz olsun diye kendi arsasını vermiş oraya. Zaman geçmiş, şehir büyümüş, arsasını verip de cami yaptıran vatandaşa devlet diyor ki sen bu yerden çıkacaksın. Niye? Bu camilere yetmiyor diyor. Kime yetmiyor? Vatandaşa yetiyor. Niye gelmedi? Büyük alanlarda inşaat yapan arkadaşların ibadet alanları olmadığı için oradaki arkadaşların ibadet ihtiyaçlarını karşılamak için geçmişte sadece arsasını cami yapan vatandaşı buradan Zeytinburnu'ndan yollamak istiyorlar. Şimdi biz buna karşıyız. Şimdi eğer gerçekten burada bir kalkınma olacaksa, tabii ki Zeytinburnu'nun kalkınması kim istemez? Yani biz Zeytinburnu'da işte burada makinemiz, sahibim var. Burada mimar arkadaşlar, mühendis arkadaşlar var. Zeytinburnu için
emek veren arkadaşlar vardı. Yani basın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Mücadeleler yapıyorlar. Şimdi yaparken projelerin Zeytinburnu odaklı olması lazım. Ne var? Merkeze ben de bu düşünülmedi. Sümer'de de düşünmüyorsun. Sümer'de de yüzlerce konut yapıyorsun. Yüzlerce daire yapıyorsun. Yeşil alanı yok. Şeyin yeşil alanı var. Türkiye Elektrik Kurumu'ndan Mert'e giderken sol tarafta Koçlara karşı kalan binalarda yeşil alan var. Bizim Zeytinburnu halkına kalan yerde yeşil alan yok. Bakıyorsun sağda, sağ tarafta geçerken 1950 yılında Sovyet Rusya'nın, Komünist Sovyet Rusya'nın zamanında yapılmış binaların renklendirilmiş şekli var. Sen aynı projede sen yeşil alanları bırakmışsın, yani sosyal alanları olan bir bina yaparken diğer tarafta 1+1 vatandaşın, Zeytinburnu halkı oturamayacak binalar yapıyorsun. Okul alanı var mı? Yok. Spor alanı var mı? Yok. Cami alanı var mı? Yok. Bu vatandaşlar nasıl kalacak arkadaşlar burada? Bir de şu var. Biz inşaat yapılmasına karşıyız derken Allah kabul etsin arkadaşlar. Yani için. Biz karşıyız derken eski binaların yıkılarak yenilenmesine taraftarız. Nedir? 1999'unda Türkiye büyük bir deprem yaşadı. Hazırlıksız mı yakalandı? Hazırlıksız yakalandı. Kim hazırlıksızdı? Devlet hazırlıksızdı. Devletin depremle ilgili projesi yoktu. Bugün var mı? Ben samimiyetimle söylüyorum. Bugün de devletin bir projesi yok. Ama ne yapıyor? Devlet çok hızlı şekilde binaların yenilenmesi için çaba gösteriyor. Ne yapıyor? Kentsel dönüşümden yararlanacak arkadaşlara kredi veriyor. Vatandaşa kredi veriyor. Ama ne yapıyor? Bu kredi bu inşaatların yıkılıp yapılmasını sağlamayacak. Neden sağlamayacak? Sadece adamın 5 katlı binası bir plan çerçevesinde bırakarak siz bu katları yapacaksınız ama bunu devlet yapmayacak. Yani devlet 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün birikimlerini özelleştirecek, yabancılaştıracak, satacak ve Türkiye'nin içinde İstanbul'un göbeğinde, Zeytinburnu'nda veya Esenler'de, Bakırköy'de kiptaş ve TOKİ eliyle binalar yapacak. Biz buna karşıyız. Bunu yapacaksa özel müteahhitler yapması lazım. Zaten markalı müteahhitler dediğimiz çarşaf büyük gazetede ilan veren müteahhitler şu anda yaptıkları konutlar Türkiye'deki yapılan konutların %25'ini yapıyor. %75'ini Türkiye'deki yapsatçı müteahhitler dediğimiz arkadaşlar yapıyor. Demek ki Türkiye ekonomisi ayakta bu müteahhit arkadaşlar. Niye? Bu müteahhit arkadaşlar ayakta kalırsa mahalledeki esnaf da ayakta kalacak. Mahalledeki pimapenci ayakta kalacak. Doğramacı ayakta kalacak, camcı ayakta kalacak, fayansçı ayakta kalacak. Çünkü bunlar tabana yayılacak. Ama sen tek elden yaptığın zaman adam zaten fabrikadan alacak. Betonunu fabrikadan alacak, demirini fabrikadan alacak. Pima ben yaptığınca buranın tam üretici bayinden fabrikayı yaptıracak. Senin mahalledeki esnafın mağdur olacak. Biz onun için bu işlerin tabana yayılmasında, yani devlet tabanlardaki yerel müteahhitleri desteklemeli bu konuda. Yani ne diyecek? Arkadaş, TOKİ kuruluş amacı ne? Anayasa diyor ki, anayasada devlet vatandaşına ucuz konut temin eder diyor. TOKİ'nin kuruluş amacı bu. Sen bunu ne yapacaksın? Şehrin hinterlandının dışına, yani şehrin göbeğinde yapmayacaksın. Şimdi sen Ataköy'ü buradan sol tarafta Bakırköy, Zeytin'den Bakırköy'e çıkarken sol tarafta Ataköy'de kocaman bina yapıyor. Nereye yapıyorsun o binaları? Niçin yapıyorsun? Kime faydası var? Yani eğer bu biz yararlanmayacağız zaten. Şimdi Zeytin'de bakıyorsun 4-5 katlı binalar insanlar ruhsatı alamazken veya zorlanırken, yani farklı bir şey yap, yani imarda kimseye farklı uygulama yapılmasını istemez ama sen bir bakıyorsun sağ tarafta 16-9 dedim, 39 katlı bir binayı sahilde farklı güzergahta büyük katlı binalar yaparak Suriye'de ve Türkiye'deki insanların hava almasını hava koridorlarını kesici şekilde binalara izin veriyorsun. Kim nereden nefes alacak? Biz o zaman nefes alamayacağız. Bunun şehrin içinde kalacağız. Bizi çepeçevre çevirecekler. Biz içeride kalacağız. Zaman içinde arkadaşlar siz teşekkür ederim. Bu kadar kaldınız. Buraları beklediniz. Rantını yükselttiniz. Siz gidip başkaları otursun diyecek. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz Zeytinburnu'da olsun, Esenler'de olsun, Bakırköy'de olsun, farklı yerlerde olsun. Arkadaşlar burada 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda kalan bu toprağını dişiyle, tırnağıyla birlikte arkadaşlar bu şehrin rantında yararlansın istiyoruz. Bizim amacımız o.
Demokrat Parti olarak önümüzdeki yerel seçimlerde hazırlıyız. Çıkacağız, projelerimize çıkacağız. Zeytinburnu'yla ilgili çok çarpıcı projelerimiz var. Özellikle kentsel dönüşüm projesiyle ilgili farklı bir projelerle beraber çıkacağız. Vatandaşı kendisimizi anlatacağız. Tabii bu demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi sandıktır. Sandıktan çıkan sonuca da razı olacağız. Yani geldiniz, katı koydunuz, bundan sonra toplantımız devam edecek açık kursu olarak. Ben hepinize teşkilatlarına teşekkür ederim. Bayrağını seven, Atatürk'ü seven, ülkesini seven, milletini seven, Zeytinburnu'nu seven dostlarım hepinize hoş geldiniz diyorum. 95 seçimlerinde Zeytinburnu'ndaki o zamanki oyumuz yaklaşık 5-6 binlerdeydi. Ben ilçe başkanı, benim de yanımda bulunan bütün yönetimdeki arkadaşlarım bu akşam buradalar. Onları görünce inanın hem çok sevindim hem mutlu oldum. Diğer